O zaman bulutları devşiren Zeus, Apollon'a dedi ki, sevgili Phobos, hadi git şimdi, al götür Sarpedon'u kargı yağmuru altından, sil gövdesindeki kara kanı, götür uzaklara, ırmağın sularında onu yıka, tanrısal merhemi sür gövdesine, tanrısal rubalar giydir, hızlı kılavuzlara ver, götürsünler Sarpedon'u, ver ikiz tanrılara, uykuyla ölümün eline, çabuk götürüp bıraksınlar Semiz Likya toprağına. Zeus Likeios, ölümsüz bir anadan doğan oğluna, ölümlü anadan doğan oğlu için son emri böyle verir. Likya'yı İlyada'da bu mısralarla ölümsüzleştirir Homeros. Işık ülkesi olarak da anılan Likya, günümüzde Teke Yarımadası olarak adlandırılan bölgede yeşermiş bir uygarlıktır. Küçük bir toprak parçası üzerinde kurulmuş olmasına rağmen, tarihin birçok döneminde zamana dipnotlar düşmüştür. Bu dipnotlardan biri öylesine önemlidir ki, Likya uygarlığını dünya tarihinde ayrıcalıklı bir yere koyar. Nedir Likya'yı tarihte ayrıcalıklı bir konuma getiren bu dipnot? Muhteşem kaya mezarları ve mezar anıtları mı? Leto'nun evi, ikiz çocukları Apollon ve Artemis'in doğduğu yer olması mı? Efsanevi Olimpos Dağı'na ev sahipliği yapması mı? Antik çağın en önemli bilicilik merkezlerinden biri olması mı? Ticaretin getirdiği dillere destan zenginlik mi? Bizans imparatorlarının kaftanlarını süsleyen mor rengin elde edildiği deniz kabukları mı? Şimdilerde iki adamın saramayacağı kadar devleşmiş zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinlerden yapılan ve antik çağın damağını tatlandıran efsanevi zeytinyağı mı? Çağın en iyi teknelerinin yapıldığı Cedrus Libani ağacı mı? Roma İmparatorluğu'nun tahıl depolarından biri görevini üstlenmesi mi? Yılbaşı çanlarıyla birlikte herkesin anmaya başladığı Santa Claus mu? Xantos'un teslim olmaktansa intihar etmeyi daha onurlu bulan ve bunu iki kez yineleyen halkı mı? Yoksa bunlardan daha öte, daha önemli bir şeye sahip olması mı? Yönetimde temsiliyet, günümüzün yönetim sistemlerinde üzerinde durulan en önemli nokta ve gelişmiş medeniyetin göstergesidir. Yönetimlerin gelişkinliği, temsil edilenlerin temsil edenler üzerindeki hak sahipliği ile doğru orantılıdır. Sistemin temel gerekliliği ise temsilcilerin eşit söz sahibi olduğu bir yönetimdir.
İşte Likya'yı bütün sayılan özellikleri dışında dünya tarihindeki mihenk noktalarından biri haline getiren budur. Seçilmişler Meclisi. Çağdaşı birçok ülke tiranlıkla, babadan oğula geçen krallıklarla ya da özel bir zümrenin tahakkümüyle yönetilirken, Likya çok farklı bir yönetim sistemini benimsemiş, bugünkü demokrasilerimizin kökenini teşkil eden cumhuriyeti kendisine yönetim biçimi olarak seçmiştir. Şartlar, yaşayış şeklimizi, alışkanlıklarımızı şekillendirir. Likya'nın semiz toprağında filizlenen cumhuriyeti anlamak için bu sistemi geliştiği dönemin şartları içinde incelememiz gerekir. Likya, antik çağın zengin ve kudretli devleti. Likya uygarlığından geriye kalan arkeolojik buluntular bugün bize çok şeyi anlatıyor. Nasıl yaşandığını, neyin önemli olduğunu, neyin önemsenmediğini ve neyin vazgeçilemez olduğunu. Geçmişin zeytinyağı ve şarap dolu amforaları, şimdilerde o günlerden günümüze kalan anı parçaları. Arkeolojik buluntular, kırık dökük taş parçaları değil, yaşanmışlıkların bilgeliğini bize ulaştırmaya çalışan zamanın kriptolarıdır. Sonsuzluğun derinliğinde yankılanan seslere benzerler. Onlardan çıkartacağımız dersler, yarınımızı şekillendirmek için bize verilmiş armağanlardır.
Sart dağların, ışığın ve güneşin ülkesidir Likya. Sadece keçilerin özgür ve dilediğince yaşamasına izin veren hırçın coğrafyanın adı, bugün orada yaşayan keçilerin adıyla anılmaktadır. Teke Yarımadası. Likyalıların M.Ö. 3000 yılın ikinci yarısında Anadolu'ya gelen ve ikinci bin yıl boyunca Güney Anadolu bölgesinde yaşamış olan Anadolu'nun en eski Hint-Avrupa kökenli halkı Luvilerin devamı olduğu da söylenir. Luvi dilinin Hititçe ile yakınlığı ve Luvilerin de Hititlerle akraba olduğu göz önünde bulundurulursa, Likyaca'nın da Hititçe bağlantısı anlaşılır. Hitit dilinde Likya'nın adı Lukka'dır. Bununla birlikte Herodot, Likyalıların kökenleri hakkında şu bilgiyi aktarır. Likya halkının kökeni eski zamanlarda yaşamış Grek olmayan Girit halkıdır. Anıtsal mezarlarının çokluğuyla anılır Likya. Ölümde yaşamın neredeyse günlük yaşama denk tutulduğu Likya'da mezarlar ölülerin giysileridir. Nasıl ki insanın hayattayken konumuna uygun giyinmesi, ona saygıda kusur edilmemesini, kimliği hakkında hata yapılmamasını sağlıyorsa, mezarlar da ölüm sonrasında aynı saygınlığı sağlar. Sonsuzluğun kapısından geçenler, yaşayanlara bir zamanlar nasıl yaşadıklarını ve kim olduklarını hatırlatmak için mezarlarına önem gösterirler. Likya'da üç mezar tipi gözükmektedir. Ev tipi mezarlar, dikme mezarlar ve lahitler. İşçilikleriyle hayranlık uyandıran bu mezarlar içinde kaya mezarlarının yani Likya nekropollerinin özel bir önemi vardı. Minti denilen cenaze kurumu, Likya'daki en önemli kamusal kurumlardan biriydi. Nekropoldeki bir mezarın yeri, büyüklüğü, işlenişi, kişinin önemini ve toplumsal statüsünü vurgulardı. Mezarların anıtsal nitelikleri bize Likya'daki refah düzeyini gösterir.
Çünkü insanlar temel ihtiyaçlarını giderip belirli bir konfor düzeyine ulaştıktan sonra sanat, mimari, felsefe ve benzeri konularda ilerleme gösterebilirler. Homeros'un dizelerinde Semiz Likya toprağı olarak tanımladığı bölge, doğal zenginlikleri ve elverişli limanları sayesinde refah seviyesi yüksek bir toplum yaratmıştır. Likyalılar da sahip oldukları bu avantajların kendilerine sağladığı zenginlikle çok önem verdikleri ölüm sonrası için istedikleri öneme sahip yapılar gerçekleştirebilmiştir. Likya, dini açıdan da önemli bir merkezdir. Hem çok tanrılı dinler hem de tek tanrılı dinler için. Likya'nın antik çağdaki dinsel merkezi Leton, tanrıça Leton'un evidir. Bu noktayı dinler tarihi açısından incelersek bir başlangıç değil, bir sonuç olduğunu fark ederiz. Herodot, Likyalıları anlatırken ilginç bulduğu bir noktaya değinir ve der ki, Likya halkının hiç kimseye benzemeyen bir töreleri vardır. O da babaları yerine analarının adını kullanmalarıdır. Bir Likyalıya kim olduğunu sorun. Size adını annesinin, anneannesinin, büyük anneannesinin ve daha büyük anneannesinin ismini söyleyerek cevap verir. Bu öyle bir topluluktur ki, hür bir kadının bir köleden çocuğu olursa yasal sayılır. Buna karşılık toplum içinde ne kadar önemli bir yeri olursa olsun, hür bir erkekle bir yabancı kadının veya metresinin çocuğuna vatandaşlık hakkı tanınmaz. Anadolu'daki ana tanrıça Kibele inancı dönüşüm geçirerek Leto ile devam etmiş, Anadolu'nun anaerkil karakteri Likya'da da kendisini göstermiştir.
Leto, Likya dilinde kadın anlamına gelen Lada'dan türemiştir. Leto yani baş kadın. İslamiyet'in gelişiyle Hazreti İbrahim'in evi olarak kabul edilen Kabe'den atılan dört önemli puttan biridir Leto. Orta Doğu'da Lat adıyla da bilinen Leto, iki önemli tanrıyı doğurmuştur Likya toprağında. Artemis ve Apollon. İkiz olan bu tanrılar ve analarına yapılan üçlü tapınaklar gelenek halini almıştır. Çağlar boyu sayılan ve korkulan güneş, müzik, sanat, şiir ve hepsinden önemlisi kehanetin tanrısıdır Apollon. Bu özelliği Likya'yı da şekillendirir. Apollon rahipleri kehanet tapınaklarında geleceğini görmek isteyen, dileklerinin ve uğraşlarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini soran insanlara hizmet verirler. Apollon sadece kehaneti değil, güneşi de temsil eder. Hayat veren, ısıtan güneşi. Güneş tanrısının geldiği yerin ışık ülkesinden başka bir yer olması da imkansızdır zaten. Triskeles'in amblem olarak yer ettiği toprakların tanrısıdır o. Fırtına tanrısı Tarhunt'tan, Likya tanrısı Trakkas'a ve oradan Zeus Likeios'a bir dönüşüm yaşanmıştır Yarımada'da. 12 tanrı inancının yeri apayrıdır bu topraklarda. Hititlerden gelen 12 yeraltı tanrısı inancı etkisini sürdürür. Mahai Huvedri yani tanrıların birliğine sesleniş, daha sonra Olimpos'un 12 tanrısına, oradan da Roma çağının gezegen tanrılarına dönüşmüştür. Nietzsche'nin Putların Alacakaranlığı adlı kitabında belirttiği gibi, Hellenik kültür Anadolu tarafından kurulmuştur. Likya topraklarının dinsel önemi çok tanrılı dinlerin sona erişiyle de bitmez. Aziz Pol, Likya toprağında Mira'yı bir piskoposluk merkezi yapan molasını verir. Kudüs'te yarattığı huzursuzluk için Roma'ya hesap vermek üzere yoldadır. Bu mola, antik çağın tanrıları yüzünden kutsanan Likya'ya tek tanrılı dinler döneminde de dinsel bir önem bahşeder. Saint Nicholas, onun imzaladığı dinsel önemi onaylayan bir mühür gibidir. İmparator Konstantin, Mira'dan Tanrı'nın hizmetkarı kudretli Nikolaus'un üç kez kutsanmış kenti diye bahseder. Bugün dünyanın her tarafına yayılmış olan Noel Baba mitinin doğduğu yerdir Likya toprağı. Tarihi boyunca egemenlik istekleriyle karşılaşmış ve bağımsızlığını korumayı bilmiştir Likya. Çünkü zenginlikleri göz kamaştırıcıdır. Strabon, Likyalılar öyle uygar ve nezih bir şekilde yaşamlarını sürdürdüler ki, şimdiye kadar hiçbir utanç verici kazanç istekleri olmadı ve atadan kalma Likya birliğinin nüfuz alanı içinde kaldılar der. Buradan Likya'nın yayılmacı olmayan, zenginliğini halkının refahı için kullanan, uygar ve barışçıl bir yaşam biçimini tercih ettiği anlaşılmaktadır.
Yine Strabo'nun belirttiğine göre Likya sistemi cumhuriyette çok ciddi bir temsiliyet dağılımı vardır. Bin yıllara meydan okuyan yönetim sisteminin özü de bu noktadadır. Kentler büyüklüklerine, nüfuslarına göre temsil hakkı elde etmişlerdir. Büyük kentlerin seçilmişler meclisinde 3 oy hakkı varken daha küçük kentler 2 ya da tek oya sahiptirler. Bunun yanında 2, 3 hatta 4 küçük yerleşim de bir araya gelerek yeterli çoğunluğa sahip olup meclise temsilci gönderme hakkına sahip olmuştur. ...23 şehirden oluşan Likya Temsilciler Meclisi'nde 3 oya sahip olan şehirler Xanthos, Myra, Pınara, Patara, Tlos ve Olimpos'tur. Artemidoros'tan aktarıldığına göre eyaletlere bölünmüş olan yönetim sisteminin ilk örneğini oluşturan Likya Birliği, üyelerini ve halklarını adil bir düzende yönetmeyi başarabilmiştir. Çağının en gelişmiş federatif anayasasıyla oluşturulan yönetim, antik çağlarda benzersizdir. Likya Meclisi'nin başında bir yıllığına seçilen Likya Bey'i bulunurdu. Elimizdeki bilgiler Likya Bey'inin sadece sivil insanlardan seçildiğini gösteriyor. Askerler birliğin yönetici kadrosunda yer almıyordu. Döneminde çoğu devlette güçle başa gelen ordu komutanları hüküm sürerken Likya çok daha sivil bir yönetimi benimsemiş, askerlerin devlet hayatındaki yerini askerlikle sınırlamıştı. Zaman içinde merkezlerin önemi değişse de Likya'nın bütünsel önemi hiç kaybolmamıştır. Her kent belirli dönemlerde bir özelliği sebebiyle öne çıkmış, zaman içinde Likya'nın en çok anılan kenti olma sıfatını başka şehirlere devretmiştir. Helenistik dönemden itibaren Likya'da başkent statüsü kazanmış olan Patara, başkentliğinin kanıtlarını zenginlik ve ihtişamından bugüne gelen kalıntılarla vermektedir. Bazı yapılarının dünyada tekil özelliği olan Patara, özgün malzemeyle ayağa kaldırılacak olan feneriyle binlerce yıl öncesinden gelen ışığını bize iletmektedir. Kimayra'nın sönmeyen ateşine bir nazire gibi duran fener, yüzyıllar boyunca denizcilerin yolunu aydınlatarak zenginliğin Patara'ya akmasına yol açmıştır. Şehir Roma döneminde Andriake'deki 8 bölümlü granaryumla birlikte tüm Anadolu sahillerinin en büyük 2 granaryumundan yani tahıl deposundan birine sahiptir. Bir başka önemli bina ise Likya'yı eşsiz kılan Seçilmişler Meclisi'nin toplandığı meclis binasıdır.
Montesquieu tarafından yazılmış olan Yasaların Ruhu isimli kitapta gelmiş geçmiş en mükemmel cumhuriyet modeli olarak anılan Likya Birliği, cumhuriyet modeline ev sahipliği yapmıştır. Likya'da politik bir merkez olmamasına, toplantıların periyodik olarak ve dönüşümlü biçimde her kentte yapılmasına rağmen, şehirlerin büyüklüğü ve yapılarına verdikleri önem, meclis binaları arasında farklılıklara yol açıyordu. Patara'daki meclis binası, yani Ekklesiasterion, yaklaşık 43 çarpı 31 metre boyutlarındaydı. 800 kişi kapasiteli, kuzey-güney yönünde girişleri olan çatısı ahşap kaplı bina, dönemin Likya beyini ve meclis üyelerini ağırlıyordu. Restorasyonu sürdürülen ve yakın zamanda onarımı bitecek olan yapı, bize halen binlerce yılın tortusu arasından ideal yönetimin sırlarını fısıldamaktadır. Bu fısıltı yüzyılların ötesine ulaşarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş anayasası çalışmaları sırasında gündeme gelmiştir. Antik çağdan gelen tını, bugünün uygar devletlerinde halen insanların yaşam armonisini düzenleme çalışmalarına ilham vermeye devam etmektedir. Likyalılar, yaptıkları anıtsal mezarları kalıcı malzemeden inşa ederek yüzyılların ötesine geçmesini sağlamışlardır. Tıpkı seçtikleri o dönem için gerçekleştirilmesi, uygulanması zor ama mükemmel sonuç veren yönetim biçimleri gibi. Tarihin derinliklerinden bize ulaşan kaynaklardan, Likyalıların biraz inatçı, yaşadıkları dağların karakteri gibi geçit vermez insanlar olduklarını anlıyoruz. Ama bir şeyin farkındaydılar. Ne olursa olsun, eğer beraber yaşamak gerekiyorsa ve bu denli farklı karakterlerdeyseler, uzlaşmak için kimsenin karşı koyamayacağı kadar eşit bir zemin hazırlamaları gerekiyordu. Bütün iyi şeyler gibi önce zorluğu yaşanmış ve Likyalılar bu sorunu mükemmel hallederek bugünün dünyasına yadsınamaz bir mesaj vermişlerdir. Birlikte yaşanıyorsa ve fikirler farklıysa ortaya kimsenin itiraz edemeyeceği bir eşitlik koymalısınız. Antik dönemin kehanet merkezi bir konuda daha kehanet gerçekleştirerek bugün ideal olarak tanımladığımız yönetim şekline ulaşmıştır. Işık ülkesi bulduğu ve gerçekleştirdiği cumhuriyet yöntemiyle bugüne de ışık vermeye devam ediyor. Likya, başkenti Patara'daki meclis binasından, onun izinden giden ve insanlığa en uygun yönetime ulaşan dünyayı selamlıyor.